Adım Veli Dal, Güneydoğu Gazisiyim. 1984, Avşin doğumluyum. Dağlıca kasabasına kayıtlı. 2004 yılında Batman Sason'da C tim olarak askerlik görevimi yaptım. 2007 yılında Jandarma Özel Hareketi olarak Şırnak, Çakırsöğüt, Komando Tugayı'nda görev yaptım. Ben çocukluğumdan beri askerliği, vatanımı her zaman seven, tutan, ne bileyim bayramı gördüğüm zaman için bir hoş olan bir çocuktum. Yani ben 93 yılında ilkokulda okulda çıkarken şu ileride bir şehit mezarlığı var. Evet. Site 1 Anadolu Lisesi'nin hemen yanında. Ben orada Erçeneli bir abimizin şehit olduğunu, oraya şehit olarak getirildi vakitte benim için bir ürperdi ve ben de asker olacağım, polis olacağım diyerek ben bu işe gönül verdim abi. Ve bu işe de en büyük kaynağı oldu diye düşünüyorum. Yani askeri polisi gördüğümde ben yani onlar gibi olabilmek için elimden gelen bütün fırsatı, bütün şeyleri değerlendirmeye çalıştım. Allah'a şükür, Allah'tan nasip etti. Bu işe gönüllü olarak girdim ben. 6. ayın 4'ü 2009 yılında çekiç operasyonu olarak Besler Dereler bölgesinde operasyona katılmamız gerektiği haberi geldi. Ve biz o gün gece vakti operasyonu helikopter eşliğinde çatışma bölgesine, İntikal bölgesine, AT yapacağımız bölgeye indirildik. O gün ben frekans bozucu jammer, adı üstünde jammer kullanıyordum. O gün üzerimde jammer vardı. Tugay komutanımız olsun, tümen komutanımız olsun hepsi yanımızdaydı. Yani operasyon anında bütün tim arkadaşlarım olsun, bölük komutanlarım olsun operasyonunda hepsi yanımızdaydı. Ve bunların 5 dakika içinde yanımızda ayrılmasıyla şehit olan arkadaşım, yani mayına basan arkadaşım, jandarma Asubay Serhan Ünsal mayına basarak şehit oldu. Ve ben de yakın olduğum için şarapnel parçaları bana da isabet etti ve gözlerimi kaybettim. Şırnak Uludere bölgesinde Ocak ayıydı galiba, 2008'in Ocak ayıydı, Ocak-Şubat gibi tahmin ediyorum. Bir bölgede bize terörist ihbarı geldi, iki kişilik ve biz bu operasyona çıktığımızda gece 12-1 arası bir tipi başladı. Bu tipi de göz gözü görmüyordu. Kimse kimseyi artık bulamaz vaziyete geldi ve biz birbirimize halat bağladık, ip bağladık. O şekilde intikal halindeyken hiç ışık olmayan, ne bileyim yani bir eve ait hiçbir belirti olmayan bir bölgede biz ışık gördük. Biz oraya doğru ilerleyince orada bir tane küçük bir ev, hane olarak gördüğümüz bir yer tespit ettik. Girelim girmeyelim derken yani burada kim olduğunu bilmediğimiz kişilerle karşılaştık. Karı koca ve 3 tane de çocukları vardı bunların. Biz kapıyı çaldık, bunlar bizi içeri buyur etti. Yalnız tipi de karda yani orada kesinlikle bir insanın yaşaması mümkün değildi. Bizi içeri davet ettiler. Tipi durduktan sonra biz tekrar teşekkür edip oradan çıktık. Ve tekrar birliğimize dönmek için geldiğimizde bölük komutanımız muhtarı çağırttırdı ve bu bölgede böyle bir ailenin yaşayıp yaşamadığını sordu bize. Yani, bölük komutanımız sorduğunda muhtarın cevabı kesinlikle, özellikle de bu aylarda kesinlikle o bölgede kimsenin yaşamadığından bahsettiler bize. Ve biz şok olduk, yani bir garip olduk, çözemedik. Allah'ın bir takdiri, belki de bir yardımıydı. Belki de o tipi de başımıza daha büyük şeyler gelecekti. Belki de donu bölecektik. Ama kurban olduğum Allah bize böyle bir fırsat verdi orada. Yani devletimiz öncelikle Allah zeval vermesin. Bu vatan olmazsa ne anamızın, ne babamızın, ne eşimizin, ne ekmeğimizin hiçbir şeyin tadı tozu kalmaz. Yani bu vatan sevgisi öyle bir şey ki, yani şu an keşke tekrar gözlerim görse, bu sefer de gidip şehit olsam. Yani bu vatan için tarifsiz bir şey. Yani anlatılmaz. Sadece yaşanır. Vatan sana canım feda.